Zitap Normal'la Oto Küpek takımları arasında. Zitap Normal'da İzmir birincisi. Tikon'la Keriman Kerim var. Ağa var. Karşı Bildiğimiz takımda oyuncular. Erkev'de Reis var. Elkev'de Reis, Elkev'i de Onlar sen da tanıyorsun. yok şey izlediğim kadarıyla onlar da Spartan'da oynuyor yanlış hatırlamıyorsam. En son ESL Ligi'nde. O Bakalım zaman nasıl maç olacak. ciddi gaming dediğimiz maç dönecek Tabii şu anda. şu yani şu zamana kadar izleyeceğimiz en yakın maç olacak bence. Ve sert olacak değil mi? Bu En daha sert sert bu olacak. olacak diyebilirim. O zaman hazırsak maça geçelim mi? Restart geliyor. Evet yazışıyorlar şu anda. Res atılacak. Maç başlayacak. Evet, round backup geldi. Bu arada Abnormal Fingers'mış. Takımında uzun açılımı. Zit Abnormal Fingers. Fingers konuşamadım. Ota Küpe'ye karşı. Çok ciddi bir maç. Evet maç Yukarıda AWP olurdu başladı. eskiden Berk 1.6'da burada. Şu anda bu mapte o kere erkeği düşmeye başardı. Reis kere düşürdü arkasında. Tek one. Reis düşürdü. Durum 1-0 oldu. Crosshair'ımız gitti geldi. Evet en Tekrar klasik map gelecek. oynuyorlar şu anda tam da tahmin ettiğim gibi. Bu mapte şu anda tek one oynadığı yer çok avantajlı bir pozisyon. Evet, tek one çok iyi 2 kill İmamoğlu aldı. tek one. Önemli olan burada o pozisyonu çok aktif bir şekilde kullanabilmek. Tekrar Reis düşürdü. Erkev sonra kalan oyuncu. Kerry de Erkev'i düşürdü. Durumu Çok hızlı başladı 3-0. Berk. Evet. Çok iyi pikler görüyoruz ve ilk fight'ta kesinlikle kill geliyor yani hiçbir şekilde ikinci fight'a uzamıyor çalışmalar o Tabi yüzden. böyle çok shoulderlı, baygın, uzun oyunlar değil de. Evet herkes gördüğünü vuruyor şu anda Reis Kerry'i düşürdü. Tekman sonra kalan oyuncu Reis de onu düşürdü. Tamam, Durum o çatışmanın 4-1. sonuna yetişti Evet Reis. ya bunu olması gereken bu 2v2'de aslında. Hiçbir fight böyle yarım kalmamalı. Reis kere düşürdü sonra oyuncu tek one. Evet haritayı görüyoruz. Evet Reis tek one'ı düşürmeyi başardı. Durum 4-2. Elkev çok kontrollü. İki takımda gördüğün gibi çok fazla shoulder yapıyor. Reis kere düşmeye başardı. Birebir durum var. Evet, Tekvan orada gördü. Reis'in kolunu. Çok Reis güzel. Tekvan düşmeye başardı. Aslında hani çok da avantajlı olmayan bir pozisyon Reis'in çıktı. Evet. Bu arada Ama kill'i bulmaya başardı. 3-0'dan 4'e 3 4'e 3 ve yaptı. hala Erkel öndeler. Tekvan'ı düşürdü. Kero sonra kalan oyuncu. Kerevi de harcadılar. 4'e 4. 4-4 oldu. Kafa Aynen kafaya bir söylediğin gibi maç. sevgili Berk. Sert. Tuttuğunu, attığını vuran. Gördüğünü indiren. Evet Ve Erkin'in berabere 34 giden canı maç. var. Evet 4-4 zaten çok çekişmeli. Tekvon 26 canı var. Erkev'in daha önce daha rahat oynaması lazım. Çok güzel bir chat gönderdi. Durum 5-4. Reis orada tek bandı şuraya başardı. Kero sonra Reis bu kalan oyuncu. arada şeyleri aldılar ellerine. Fark ettin mi o özgüveni, hızlı Tabi. momentu. Hani çıktı mı vururum. Ya başta o zaten bir şey oldu. Çok Karşı ciddi moral tarafta. bozukluğu olur ama Evet bir ne 300 oluyoruz round. dediler. Bir şey yaptılar. Serpildiler. Kendine geldiler. Kero sonra kalan oyuncu. Birebir durum. Erkev kere düşürdü. Durum 7-4. İnanılmaz 3-0'dan Çok 4-7 fazla. oldu. Evet. Çok iyi bir comeback gördük. Tek one orada çok güzel bir çakımda belki var. Arkasından ikinci kill de alabilecek mi? Reis'in 33 canını kaldı. Çok O güzel bir açıdan yakaladı tek one. Durum 7-5. bu da bir tecrübesel vuruştu aslında. Direkt aim'le karşısına çıkmak yerine. Kero çok hızlı bir şekilde Erkev'i düşürdü. Arkasından Reis'e düşürdü 6-7. Eyvahlar olsun, güzel bir maç geliyor. Oy, Evet bu spam kill gördük. spawn killlere çok dikkat etmek gerekiyor. Tek onu çok iyi yakaladı.
Reis kere düşürdü. Birebir durum var. Şu arkasındaki rampayı aktif kullanırsa oradan belki bir kill çıkartabilir Reis. Açıkta olduğu için dezavantajlı ama. Evet, yine de tekrar onu düşürebildi. Yırçık yapması durum lazım herhalde mi belki? Pozisyonu kullanması gerekiyor. Tekvan açıktaydı orada. Elkev kereye düşürdü. Düşürmeyi başardı. Birebir durum tekrardan. Çok güzel one tap gördük. Durum 8-7, çok kafa kafaya gidiyor. Orada kaç dakikada bu kadar oldu? Evet. 15 round herhalde. Zaten herkes ilk gördüğünü vurduğu için çok hızlı bitiriyor. 8 dakikada falan oldu. Neden keleş çekiyorlar? Var mı bir yorumun? Yok, daha rahat kullanıyordur. İlk map'te de görmüştük. Bir önceki maçta da görmüştük alanları. Kaan yanlış hatırlamıyorsam keleş oynamayı seven. Ya bu map'te ben daha fazla M4 tercih ediyorum ama tabii keleşe daha rahat oynuyor. A4 tık 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 yaptığında daha düzgün sıkan bir silah keleşe göre. Evet ama şu an dediğim gibi kutulara çok fazla basıyorlar. Prefire çok ön planda olduğu bir map. Keleşte acıtı yok. Evet. 9-9. 9-9. Elkev de kereyi düşürdü. Kafa kafaya bir maç izliyoruz. Yeri belli oldu. Bir de şöyle bir şey var. İlk aldıkları silah, ilk eline gelen silahı genelde bırakmıyorlar yani. Çünkü spam kill de çok önemli olduğu için. Fire kapalı. Sevgili Berk, çok güzel. Kapalı mı şu an? Fire attı. Evet. Güzel. Reis orada güzel bir fire attı ona. Yani kapalı olması gerekiyor mu? Elkev kere düşürdü. Elkev'in 20 canı var sadece. Orada mermisi bitmişti iki tarafında. Evet. Çok şanssız bir durum. Elkev orada yakalayabilirdi aslında Tikon kaçarken. Mermisi olmadığı için 10'a 10. 10'a. Şu an ellerde titriyordur oyuncular da biraz. Oyuncular aslında o kadar da şey panik yapmış gibi gözükmüyor. Bu tarafta çok rahat. Kerimhan biraz bunalmış. Elkev'i güzel düşürdü orada. Çok az canı var Kerimhan'ın. Reis yine kutusuna çıktı. Burada oynamayı seviyor. Kerimhan'ın yeri tam bu bahsettiğim yer. Burası çok iyi bir nokta. Yani burada aktif oynayan oyuncu kazanıyor. Özellikle yanında basamakları aktif olarak kullanırsanız çok avantajlı pozisyon elde ediyorsunuz. Tabi oyunun başı hep korku filmi gibi. Evet. Spam kill olacağı için. Kere orayı düşürdü. Erkev kereyi düşürdü. Tekvan'da Erkev'i düşürdü. 12-10. Evet, tekrardan öne geçti. Nasıl sonuçlanacak sence sevgili Berk? 16-14. Kim için inan bilmiyorum yani. Kerimhan ilk kill almayı başardı. Sonra kalan önce Erkev 2'ye bir durumda. Evet şu anda iyi. Erkev'de AK var sadece. Oyuncular ciddi oynuyor değil mi? Şu anda yani bir... Tabii ki hiç öyle bir şey sezmedim yani. Az önceki yani. Oyunlardaki gibi böyle bir salma, deagle çekme gibi durumlar yok. Yok. Orada Kerimhan'dan güzel bir damage geldi. Spamlı tekman Erkev'i düşürdü. Sonra oyuncu Reis. Orada trade'ini aldı. Biri bir durum var. Kerimhan Reis düşürmeye başardı. 14-10. Kerimhan güzel vurdu bu arada. İlk Reis sıkmaya başlamıştı aslında orada. Ya burada oyuncu analizi yapmak çok önemli karşıdaki oyuncunun. Çünkü herkese karşı aynı oynayamazsınız. Herkesin, evet, herkesin oyun tarzı çok farklı. Mesela Kerimhan çok fazla spray atıyor. Onu recoil ile bozmanız gerekiyor. Yani birebir kaldığı durumlarda Reis'in onu yapması lazım. Yani shoulder yapacak sonra yakalayacak. Evet. Evet, evet. Elkev tekmanı çok güzel düşürdü. 15-11. Elkev'in 4 el daha alması lazım. Çok güzel bir tek geldi Elkev'den. Tekvan 2'ye 1 kaldı. Bu da çok güzel bir tek gönderdi ama Elkev trade alan oyuncu 15-12. Elkev de kutunun üstünden sürpriz olarak çıktı. Evet. Yani headshot yemesi zordu. Tekvan güzel bir spam kill. Reis sona kalan oyuncu. Reis işin çok zor. Bir vurdu Reis. Bakalım ikinci oyuncu düşürebilecek mi? Kerimhan'ın yeri çok iyi. O da aynı yere geçmesi Reis lazım. Reis 2 vuruyor. 13-15. Çok seviyorum böyle maçları. Çok keyif alacağım şu round'dan şimdi. Elkev. Kerimhan tek kaldı. Yeri de belli oldu. Evet ve headshot yedi. Canı çok az. Elkev kereye düşürdü. 15-14. 16-14 demiştin ama. 16-14 demiştin. Bakalım. Ya umarım uzar ya. Yani uzar da daha güzel bir maç izleriz. Çünkü en sevdiğim maplerden bir tanesi. Kerimhan'ın 6 canı kaldı. Evet birebir durum var. Reis mi tekman mı bakalım. Çok önemli. Derken tekman kazandı. Tekvando. Evet 16-14 evet. Bitti. Şimdi Berk'in söylediği gibi 16-14 bitti. Ben de o yönde tahminlerim vardı. İnanılmaz maçlardı. Diğer harita hemen başlıyor bu arada. Bekletmiyoruz sizi hiç. Ama çok kısa bir yorumunu istiyorum ya. Ne diyorsun? Ya, hani zaten biliyordum bunu çok yakın geçeceğini. İki tarafı da tanıyorum. Kağıda baktı mı anlıyor Berk direkt. Oyuncuları tanıdığı için. Yani maçta da hiç hani
Tam diyorum şu işte takım ivme arkasına aldı ya da ezecekler. Şimdi başlayacaklar falan. Hiç öyle bir şey olmadı. Sürekli sürpriz üstüne sürpriz. tık tık üstüne bastılar birbirlerinin Evet. aslında. Çok güzel comeback'ler gördük iki taraftan da. 3-0'dan 4-7 oldu skor mesela. Çok iddialı. Evet. Ve sonra onlar da toparladılar. Öne geçtiler. Maç ortak oldular. Ve sonrasında kazanmasını bildiler. Bakalım ikinci yarıda da Çok umarım böyle çok olur. lezzetli izlemesi ya. O zaman ikinci haritaya geçelim mi? Şu zaman